Sevgili arkadaşım son birkaç videomuzda çember ve daireye girmiştik. Bugün de istersen dairenin alanı, dairenin çevresiyle ilgili bir çalışma yapalım. Ben Gürkan Çubuk, sana şimdiden kolay gelsin. Şimdi bu daire kavramının ne kadar geniş olduğunu, işte biz bunu çemberde açı, çemberde uzunluk, işte dairenin kuralları, şimdi de dairenin çevresi ve alanını süsleyip konuyu ne yapacağız artık kendimizi donanımlı hale getireceğiz. Peki hocam bugün ne var? Dairenin çevresini birazcık şöyle bir temelinin girişini yaparsak ekranda gördüğün gibi bugünkü konunun kalbi yarı çap. Yarı çapı bildiğimiz an sorularda çözemeyeceğimiz çok fazla bir ayrıntı yok gibi. Nedir onlar? Zaten yarı çap yani şu merkezden kenara doğru gönderdiğimiz ifadenin uzunluğuna tamamı zaten çap. Şurası da yarı çap diyorduk. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi yarı çap r olmak kaydıyla çevre 2 pi r, alanda pi r kareden bulunur. Yani bugünkü formülümüz budur. Örneğin çalıştığımız dairenin yarı çapı işte 6 ise 2 pi çarpı 6'dan 12 pi biz çevresini bulmuş oluyoruz. Pi çarpı 6'nın karesi yani 36 pi ile buradan alanını bulmuş oluyoruz. O zaman formül 2 pi r ve pi r kare bizim bugün karşılaşacağımız fakat soru içerisinde bugün özellikle yıldızlı sorularda koydum. Onları için beraber bakarak günümüzü değerlendirelim. Neymiş? E, bu ikisinde de yarı çapın önemini vurguladık. Al sana müthiş bir soru. Şimdi tane tane edeyim bak. Diyor ki bir tane küçük çem, e, küçük daire, ortanca daire bir de hepsini kapsayan büyük bir daire görüyorum. Şimdi ortanca dairede yarı çapı 6 vermişse burası da 6'dır küçük dairede 2 vermişse burası da 2'dir. Çünkü yarı çaplar eşit olmak olduğu için. Büyük dairede de toplam çap bak dikkat ettiysen buradan buraya gelen toplam çap 16 oldu. E çap 16 ise yarı çap burada 8'dir cepte dursun. Bu büyük çemberin, büyük dairenin tamam mı? Küçükler zaten 2, 6, büyüğü de buradan 8 gelmiş oldu. Ne diyor? Yukarıdaki verilen ifadelere göre boyalı bölgenin çevreleri toplamı ve alanları toplamını bulun diyor. Şimdi öncelikle çevreden gitmek gerekirse çevre 2 pireydi. reydi. Dolayısıyla şu boyalı alan dediği için şu mavi kalemle çizdiğim yerin kıymetli arkadaşım ben nesini bulacağım? Şöyle şu mavi kalemle çizdiğim yeri bulmam lazım. Bir kere mavi kalem dışarıyı komple aldığı için büyük çemberin 2 pi resi yani yarı çapı buraya koyduğum zaman ne geldi? 16 pi geldi. Bak şu dışarıya boyadım mavi için. Ha tabii şurası boyalı kısım burayı da aynı zamanda kapsıyor. E, peki ben mavi çizgiler hesap edeceksem bunun da ve bunun da hesap edip üzerine toplamam lazım. 6 olduğu için buraya 6 koyuyorum. 6 kere 2 12 pi ve 2'yi de buraya koyuyorum. Ee, 4 pi hepsini topladığımızda 32 pi bak bu soruda e, çok dikkatli izlenin yaptığımı şu mavi kalemle çizdiğim yerin çevresini sorduğu için otomatikman bana aslında o içi boş yerlerin çevresini hesaplattırmış oluyor. O diyorsa cevap 32 pi çıkmış oldu. Peki alanları toplamı nedir? Alanları toplamında bulmak için istersen Şöyle bir kendime etrafını çizdiğim yeri şöyle boşaltayım. Alanda işte biraz daha değişiyor. Nedir o? Taralı alanı sorduğu için büyük çemberi, büyük dairenin alanından içi boşaltılmış dairelerin alanlarını çıkartmam lazım. İlk önce büyük dairenin alanı ne? Pi kare, kareden gidersek. Bak pi re kare. Büyük dairenin yarıçapı 8'di. Koy buraya 8'i. 64 pi eğer buralar boş, buralarda taralı olsaydı. Buralarda taralı olsaydı, tıpkı şu pembenin aynısını olsaydı cevap 64 pi ama maalesef o beyazlı yerleri çıkartmam lazım. Çünkü onlar yok. Hiç problem değil. Önce şu ortancaya bakalım. Pi r kareden, bak pi yani r kareden 36 pi buradan çıkartacağım. Şu ağır maddesiydi, bu gitsin yukarıya. Bir de küçük pi r kareden, buradan da 4 pi çıkartacağız. Yani 64'ten 40 pi çıkarttığımızda 24 pi de arkadaşlar taralı bölgenin alanını biz bulmuş oluyoruz. Çevrede izlediğim yol ve e, alanda izlediğim yolu istersen şöyle bir kez daha izleyerek tam zihnini oturtabilirsin. Yan tarafa gelelim. E, yapacağım ifadeler bir önceki videolarla ilişkilidir. Onları sırayla izlemen e, giriş gidişatımızı kolaylaştıracaktır. Tak diye buraya çizgi çizdim. Bak şöyle niye bu çizgi çizdim? 3, 4, 5 üçgeni var. Bir de sen biliyorsun ki 90 derecenin gördüğü kısım direkt çap olmuş oluyor. E burada 90 olduğuna göre zaten 3, 4, 5'i 90 derece olduğu için yapıştırdım. Ne oldu burada bizim çapımız 5 oldu. O zaman yarı çap ne? Bunun yarısı. E dairenin çevresi. Çevrenin formülü 2 idi. Alanı. E bu da pi'li kareydi. O zaman yarı çapı yerine yazdığım an. Burada da yarı çapı yerine yazdığımız an. Çevre ve alanı bulmak çok zor değildir. Burada ikiler gider. Çevremiz 5 pi geldi. Burada da arkadaşlar karesini aldığımızda 25 bölü 4 pi bunun da alanı olmuş oluyor. Çevresi ve alanı az önceki kullandığımız Pisagor 3, 4, 5 üçgeni ve 90'ın karşısı çaptır mantığıyla ne yapmış olduk? Buraya işleme sokmuş olduk. Devam bakalım burada ne diyor? AB'yi 8 vermiş, pardon A, 8 vermiş. BC yayında 120 vermiş. Bak şimdi nereden ne çıkartacağım. BC yayı 120 ise bak BC yayı şurada 120 ise istersen merkezden bak şöyle merkezden şuraya bir çizgi atayım. Neden böyle bir şey yaptım? Şundan dolayı bakın e, hatırlarsan yay 120 ise geriden açı bunun yarısı olmuş oluyordu. Dolayısıyla bakın burası 60 olacak. Çünkü e, çizgileri takip ettiğinde gördüğü yay iki katı işte iki kat olmasından dolayı burası 60 olacak. Şimdi az çok ne demek istediğimi anlayacağın için şöyle temiz bir farklı kalemle bunu oturtalım. Bak şimdi kırmızıyı aldık. Şuraya şöyle bir çizgi çizdim. Sen bana yayı 120 verirsen ben burayı 60 alırım. Bir önceki videoları istinaden çünkü iki katının yayı vermesi lazım. Bu arada yay neyse merkezde aynısıdır diye bir kural vardı. E 180'e tamamlarsan burası da 60. Bu sefer de üçgenin iç açılar toplamını 180'e tamamlarsan burası da 60. Ne oldu? Eşkenar üçgen olmuş oldu. Yani 8 ise burası da 8, burası da 8. Hayırlı olsun sen şu an yarı çapı aslında 8 bulmuş oldun. Bak burası yarı çaptır. Burası da yarı çap gerçi. Sen yarı çapı burada 8 bulduysan artık çevreyi 2 pi ile alanı da pi kareden R'leri yerine yerleştirerek bulabilirsin. 2 pi çarpı 8'den 16 pi bizim çevremiz. E, benden ne istiyor bakayım. Ama bu nasıldı? Bu yarım çemberde Dikkat. Onu dikkate alacağım şimdi. Yarım daireydi. Alanda 64 pi olurdu eğer bu tam bir çember olsaydı. Tam bir daire olsaydı. Şöyle. Ama bunun yarısını vermiş olduğu için şimdi işler birazcık değişiyor. Alan kolay da alan yarısını alabilirim hemen. 32 pi onu direkt alabilirim ama çevreyi direkt hani yarısı 8 pi diyemezsin. Şundan ötürü 16 pi olarak sen bana dairenin yarısını verdiğin için ne yapmış olduk biliyor musun şu an? Ben bunu 2'ye böldüğüm zaman bak 2'ye böldüğüm zaman 8 pi sadece şurayı verir. Sadece şurayı verir bana. Çünkü Az önceki bulduğun 16 pi komple daireyi veriyordu. E yarısı 8 pi sana sadece şurayı vermiş oluyor. Çevreyi sorduğu için şu yeşille çizdiğim yeri de hesap etmen lazım. E Burası yarı çap 8, burada yarı çap 8 yani 16. Bir de buna 16 ekleyeceksin. Yani aslında çevremiz 8 pi artı 16 olmuş oluyor. Alanda sıkıntı yok. Alan zaten pi re karenin yarısı olmuş oldu. Buradan da bunu da çözmüş olduk. Devam edelim. Yeni bir not geldi. Şimdi bu notu anlatmadan önce arkadaşlar kafanda şöyle bir kamyon tekerleğini yuvarladığımı canlandır. Yani dönen bir tekerlek ya da madeni bir TL'yi masa üzerinde yuvarladığımı yani o böyle para döne döne gittiğini hayal et. O bu ekrandaki sistem onun bir formülüze halidir. Merkezin aldığı yol kaç tur atmış ve dairenin çevresiyle bulunur. Yani attığı tur sayısıyla dairenin çevresi bize merkezin aldığı yolu temsil etmiş oluyor. Mesela burada ne diyor bakalım? O merkezli çember A noktasından B noktasına 3 tur atmış. Zaten formül neydi? Formülü ben buraya yazayım tekrardan. Bak merkezin aldığı yol eşittir. Tur sayısı çarpı neydi? Dairenin çevresi. Dairenin çevresi demiş olduk. Şimdi sen zaten bana sorda bunun kaç tur attığını söylemişsin. 3 tur atmış. E aldığı yolu da zaten 18 pi vermişsin. Her şey şu an istediğim gibi formülde cuk diye oturacak şekilde gidiyor. Dairenin çevresi de zaten 2 pi reydi. E, yarı çapı yani bizden reyi istemiş oluyor. Sıkıntı yok. 18 pi eşittir. 6 pi r. E, pi'ler sadeleşti. 18'de 6'ya bölünce yarı çapımız buradan ne olmuş oldu? 3 Çıkmış oldu zaten bizden don istemiş oluyor. Bir sonraki soru. Şimdi bakalım. A, 5 vermiş. Şurası 5. A, de 12 vermiş. Burası 12. Dik üçgen olduğu için pisagordan, özel üçgenden 5, 12, 13. Demek ki burası da 13. 5, 12, 13 yapmış olduk. Boyalı bölgenin alanı. Bakın boyalı bölgenin. Yani o... Üçgenin alanını bulduktan sonra o içerideki beyaz kısmı çıkartmam lazım. Yani dairenin alanını çıkartmam lazım. Eğer çıkartmazsam sanki burası da pembeymiş gibi hesap etmiş olursun. O yüzden üçgenin alanını bulup e, dairenin alanını çıkartmam lazım. 5, 12, 13'ten zaten ben üçgenin alanını çok rahat buluyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Üçgenin alanıydı. Yani 30. Şu an üçgenin alanı çıktı. Eksi dairenin alanını çıkartmam lazım. Tek sıkıntımız dairenin yarı çapını bilmiyoruz. Dairenin yarı çapı. Bir minik kalem değiştiriyorum görsel diye buraya çekmek için. Bak. Buradan buraya yarı çap bak. Şuradan şuraya bir şöyle kalem alamadım. Alsam neler yapacağım da. Bak şuraya bir diklik inersem bu yarı çap. E buradan buraya da bir e, dik inersem e, bu da yarı çap. O zaman burada R, burada R. Ne oldu? Her taraf dik, dik oldu çünkü. R R R oldu. E sen bunun tamamını 5 demiştin. Demek ki burası 5 R. Burası da 12 R. Teğet kısımlarda dediğimiz gibi bu videolar zaten hepsini sistematik olarak ilerliyor. Ne öğrenmiştik? Burası 5 R ise burası da 5 R'dir. Teğetin diğer kısmına baktığımda 12 R ise burası da 12 R'dir. Turuncu kalemle yazdığım şu kısım o zaman ne oldu? 17 eksi 2 R oldu topladığım zaman. Ki o da 13 eşit zaten. E bunu buraya bunu buraya attığım zaman 2 R 4'ten R'miz 2 çıktı. Hayırlı olsun R'yi buldunsa artık ben burayı biliyorum demektir. R2 ise artık ben dairenin yarı çapını biliyorum. Dairenin alını bu arada pi R kareydi. R2 olduğu için yerine yazdım. 2'nin karesi 4. 4 pi'yi çıkartmış olduk. Cevap 30 eksi 4 pi olarak ne yapsın ifademize geçmiş oldu. Daire diliminin alanı ve yay uzunluğu. Örneğin eve sipariş ettiğim bir pizzanın bir dilimini aldığında onun alanını bulmak ekrandaki formüle göre tespit edebiliyor. Şu yuvarlak olarak işte dairemizi almış olduk. Şu da senin pizza dilimin olsun dilimin alanı nasıl bulunuyormuş? Bir kere alan nasıl bulunuyordu? Alan pire kareydi. Ama sen bana sadece şu dilimi soruyorsan buradaki açıyı 360 dereceye bölmen lazım. Çarpı şudur. Bak zaten şu kutuyu aldığım dairenin alanı zaten. Ama dilim girince bir de çarpı açı bölü 360 olmuş oluyor. Bir de yayı sorarsa yaydan da bahsedelim. Dairenin alanını hadi anladık. AB yayını sorarsa yani şu taradığım yeri sorarsa bak şuraya AB yayını sorarsa 2 pi'ye zaten çevreyi bulmam için tasarlanmış bir formüldü. Ama kısmi olarak e, AB yayı yani oradaki minik bir yerin yayını sorarsa da gene alfayı 360 derece bölerek bunu tespit etmiş oluyoruz. Unutma işte o e, yuvarlak bir pastanın ya da işte pizzanın işte kesip aldığımız kısmının alanı ve yay kısmı bulmuş olabiliyor. İşte tam da burada bahsettiğimiz gibi. Yarı çap uzunluğu 10. Bak R'ye 10 vermiş. Güzel cepte. 8 daireye böldükten sonra dilimi çıkartıyormuş. Bunları çıkartmış. Bununla bu gitti. Kalan pizza. Yani şunlarla işim yok. Kalan pizza dediği için ben bunlara yoğunlaşıyorum. Şunlara adam yedi gitti. Bunlarla işimiz yok. Şimdi Yuvarlan tamam 360 derece olduğu için. Sen burada 90'ını vermişsin. Demek ki şurası 200, 270 kalıyor. Burası 270. 270. Çünkü tamamı 360 ya. 90 buradaysa geri 270 kalır. Aslında görseldeki pizzanın... ...şurasındaki açısı 270 derecedir. Şimdi alan nasıl bulunuyordu? Alan şöyle bulunuyordu. Pire kare ama dilim dediği için... 270 bölü 360 yapacağız. R neydi bu arada? R10'du. Onu da yazayım. Pi çarpı 10'un karesi 100 çarpı 270 bölü 360. Bu bize dilimin alanını verecek. Şu sıfırlar gitsin. Ee, i̇şte 3'e böleyim yukarıyı. Ee, hatta 9'da böleyim. 9'da böldüm yukarıyı 3. Aşağıyı 9'da böldüm 4. 100'ü de 4'e bölünce 25. Komple çarpınca 75 Pi bizim hmm. dilimin alanı olmuş oluyor. Peki çevresinin uzunluğu. Çevresinin uzunluğu neydi? Demin öğrenmiştik zaten. Bir kere çevre 2 pi idi. Ama söz konusu dilimse açı bölü 360 yapacaktık. Hocam yarı çap 10. Yaz onu o zaman. 2 pi çarpı 10. açıda e açı da 270 bölü 360. Sıfırlar gitsin. Çarptığımızda ne oluyor? Gene bunları sadeleştirsek mi? 9'a böldüğümüzde gene aynı mantık yapalım. 9'a böldük burayı 3. 9'a böldük 4. Ne oldu burası? 60 pi bölü 4'ten 60 pi bölü 4. Yani 15 pi bizim neyimiz olmuş oldu? Şöyle bir yazayım. 15 pi. Dikkat. Çevre uzunluğu diyor. Oyuna gelme. Bak şimdi ben şurayı buldum sadece. Şurası. Sadece burayı buldum. Çevresi dediği için arkadaşlar şu pembe pembeleri de eklemem lazım. Pembe dediğim şurası bak şurayı ve şurayı da eklemem lazım. Yani ee, orada da zaten yarı çap. 10 bura 10 bura bir de oraya benim 20 eklemem lazım. Al sana çevre. Bunlar çok karıştırılır. Sanki sadece 15 piymiş gibi gözükür ama orada 15 pi artı 20 oldu. Peki bir sonraki sorumuzu şöyle bir dikkatlice inceleyelim. Burada ne diyor? E, yarım çember vermiş bize. Güzel. 20 derece OB'yi de 9 vermiş. Yani yarı çapı 9 vermiş. Onu hemen şuraya yazalım. Yarı çapımız 9. Boyalı daire diliminin alanı ve AB yay uzunluğu bulun. Güzel. Şimdi burası 20 ise gördüğü yay 40 derecedir. Merkez de o zaman 40'tır. Orada ne yaptık? Biz şimdi onları eşleştirmiş olduk. Burası da 40 oldu. Peki o zaman ben alanı zaten formülü pire kare çarpı açı bölü 360 olduğu için R'miz 9'du. Yazdım onu. Pi çarpı 81. Şuradaki açı da 40. 40 bölü 360. Sadeleştirme yaptığımızda da yani 40'a böldüğümde aşağısı 9 oldu. 81'i de 9'a böldüğümde 9 pi bunun alanı gelmiş oldu. Alanı bulduk. Ya uzunluğu diyor. Ya uzunluğunun formülü de. Bak bir önceki pizza'da çevresini sormuştu. Ya uzunluğunun formülü daha nettir. 2 pi r'e Alfa bölü 360 işimizi görecek. R9 40 bölü 360 e Zaten 360 bölü 360 birbirini götürdü. Ne kaldı buradan? Sadece 2 pi gördüğü yayın uzunluğudur. Şuranın uzunluğu yani. Bak şu gördüğü yayın ee, nerede? Evet. AB yayının ne yapmış olduk? Boyalı kısmı yayı olmuş oldu. Evet, bir an çizimden kaynaklı sıkıntı mı oluyor baktım ve evet, iki piyi gelmiş oldu. Daire parçasının alanı yeni bir başlık geldi. Yani şu boyalı kısımdan bahsediyorum. Bak ne diyor? Bir kiriş ile kiriş dediği şurası, çember yayının yay dediği yerde burası arasında kalan boyalı yer daire parçası olmuş oluyor. Hocam daire parçasını biz nasıl buluyoruz? Deminki gibi sanki tamamını buluyor musun gibi öğrendiğimiz formül eksi şu içerideki üçgenin alanını çıkartmış oluyoruz. O da 1 bölü 2 r kare çarpı sin alfa gibi ilginç bir formülü vardır. Değil mi? Özetlemek gerekirse şuranın tamamının alanından üçgenin alanını çıkartmış oluyoruz. Bu formülü sen eğer not aldıysan, kutu içerisine aldığım kısım, dairenin parçasının alanı olduğunda lütfen karıştırma. Bunlar nedir şimdi? Hemen şöyle bir soruyla süsleyelim. Yarı çapı altı vermiş. Hemen yazdık. Daire parçasının alanı. Yani o boyalı yerin alanını soruyor. Boyalı yerin alanı. Zaten demiş. Düşünelim, şimdi burada ne yapabiliriz? Ee, şöyle bir şey geliyor aklıma kabul edersen. Yarı 6 altıysa burası da altıdır. E ben buradan buraya bunu uzatırsam. Burası da yarı çap olacağı için. Burası da altıdır. E altı, altı, altı bana eşkenar üçgeni. Yani 60 derece. 60 derece. 60 dereceyi canlandırması gerekiyor. O deminki o uzun. Senin not aldığın formülü ben bir kez daha yazayım. Neydi o parçanın alanı? Pi r kare çarpı alfa bölü 360 eksi 1 bölü 2 çarpı r kare çarpı sinüs 60. Şimdi r 6. Onu yaz bir kere gitsin. 6'nın karesi 36. Açıyı da bulduk. Açımız da 60. 60 dedik. Şekli oynattık. <laughs> evet, şuradaki açımız da 60 bölü 360 eksi 1 bölü 2 şekli. cüktü cükle yerine koydum. <laughs> R6 koy yerine. Sin 60 neydi? Sin 60 da e, kök 3 bölü 2'dir. Onu da buraya not alalım. Şimdi bakalım sadeleştirme var mı? 36 ile 360 10. 60'ı da 10'a böldük. 6. Solda 6 pi kaldı. Fark 36'yı 4'e böldüm. Ne oldu burası? 9. 9 pi. Burada da 9 pi var. 6 pi eksi 9 kök 3 santimetre o doğru parçasının alanı olmuş oluyor. Peki daire halkasının alanı. Bu da yeni bir madde. Son başlığımıza gelmiş oluyoruz. Daire halkasının alanı nasıl bulunuyor? ya yani bu simit gibi bir şey düşün. Ortası boş. Simit gibi. Burada da kıymetli arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Eğer bu simit gibi olmasaydı da burası da pembe olsaydı alan neydi? Pi R1'in karesi. Ama ortayı benim kesip almam gerekiyor. Yani orta dilimi çıkartırsam yani pi'den R2'nin karesini çıkartırsam ve pi parantez alırsam da yarıçapların kareleri farkı gelmiş oluyor. Bunu şöyle bir minik bir kenara soru yazarak anlattıktan sonra videoyu da bitireceğiz. Şöyle bir simit çizelim. Simit. Şuranın yarıçapı çapı 4 böyle buradan buraya komple de 10 olsun. Yani şöyle 10 olsun. Benden ise şu taralı bölgenin alanını istesin. Ortası boş. Simit gibi düşün bunu. Nasıl buluyorduk? Aşağıdaki verilen formül tarzı pi büyük dairenin yarı çapının karesinden küçük dairenin yarı çapının karesini çıkartmak bu soru için yeterlidir. Yani 100-16'dan ne gelmiş oluyor buradan da? 84pi. Bu bizim simitimizin alanı olmuş oluyor diyoruz. E, dairenin çevresini ve alanını da sana gösterdikten sonra ben diğer videoyu titizlikle hazırlamaya çoktan başladım. Sen de çalışmalarına dikkat et. Görüşmek üzere. Hoşçakal.